Benim bütün amacım hep bir şey olmak diye bir şey yapmak. Kendi kendimi de çok kandırdığımı düşünüyorum. Mesela ben emekli olunca işte karavanda dünya seyahatine gideceğim diye düşünüyordum. Eşim, çocuklarım falan. Şöyle hayal kurmayla olmuyormuş. Hayatımızda bizim emeklilik bir mevhum yok. Yaz tatili, kış tatili, hafta sonu falan diye yok. Biz komşularımız olarak Samsun'u, Giresun'u, işte Sivas'ı, Tokat'ı görmüyoruz. Ya yani Ukrayna'da, Rusya'da bizim bir şeymiş, Gürcistan'da ihmal ettiğimiz oluyor. Onda da işte ailemize güveniyoruz, eşimize güveniyoruz, çocuklara güveniyoruz. Onlar da işi şey yapıyorlar, yani yükleniyorlar. Zaten bu biraz da karşılıklı fedakarlık. Ama biraz ağır fedakarlık. Biraz haklarını yediğini düşünüyor. Hilmi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler İyisiniz. <laughs> ha, çok İyi güzel. gözüküyorsunuz. Öyleyim sağ olun. Ben geçen kış Orduya turneye geldim. Ded ilk içimden geçen duygu burada yaşayabilirim duygusu oldu. Evet. Çok güzel bir şehir yani, olmuş sağ oldu. Sağ <laughs> Bekliyoruz. İnşallah. Ama dediler ki şey her şey çok pahalı orada Evler çok pahalı dediler. Vallahi... piyasaya uygun diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani e, çok fazla şikayet yok ama genel bir herhalde. Ama çok güzel bir şehir olmuş çok oldu. Güzeldir evet. Yani Vallahi. şehrimizi gayret ediyoruz güzelliğini muha muhafaza etmeye. Denize de giriliyor değil mi? Orada. Giriliyor. Her yerden girebiliyorsunuz. Ne güzel. Evet. E, yediğim en güzel pideyi de orada da yedim bu arada. Evet. <laughs> Karadeniz sahil şeridinde. Pidelerimiz, tostlarımız özel. Hatta evet. şeyler Bir tek şeye çıkamadım tepeye. Boztepe'ye. Evet. evet. Vakit sebeple, yoktu. Evet. Bu sefer bekliyoruz sizi. İnşallah. <laughs> Ağırlayalım. İnşallah. <laughs> Arkadaşları Kaç yıldır politikayla uğraşıyorsunuz Hilmi Bey? Valla aslında politikayla uğraşmamın yani 94'te İstanbul Büyükşehir'de ee, o zaman Cumhurbaşkanımız başlarken ben de beraber başlamıştık. Bana görev teklif etmişlerdi o zaman. Ankara bürokratıydım. Ee, geldiğimde önce İSKİ diye başladım. Hemen ilk İGDAŞ'a geçtim. Hava kirliliğiyle mücadele ettik o dönemde. Yoğun bir çalışma. Oradan sonra işte zaten çalışmalarımız sürdü ama o politikaya atılma mıydı yoksa bürokratik çalışmanın devamı mıydı? Onu ben de bilmiyorum. Aslında bakan kendi. Tek politika ile uğraştığımı zannetmiyorum. Hep teknik çalıştık. E sonuna doğru politikacı olduğum gibi geliyor bana. Yerel yönetimle beraber? Yerel yönetimle, evet. Yani ne politikanın mi? yerel olduğunu gördüm. Aslında öyle, doğru evet. söylüyorsunuz. Öyle ne mezunusunuz şimdi? Teknik Üniversitesi mezunu. Mühendislik mezunu, evet. Ne mühendisi? Malzeme, metodorji. Aa. Evet, malzeme, metalurji. Zor bir bölüm. Biraz öyledir, <laughs> öyledir. Ee, i̇şte karışımlar, nanoteknoloji şimdi nanoteknoloji diye değişti. Ee, Master'ımı ve doktoramı da aynı yerde yaptım. Yoğun bir çalışmaydı. Ordulu musunuz orada? Orduyum evet. evet. Sonra ordudan çıkıp e, gelip bürokrat oldunuz. Evet, e, orduya da döndüm. Orada da çalıştığım oldu. E, Ordu hiç bağım kopmadı. Ama e, oradan sonra önce üniversitede. Öğrenci asistanlığı yaptım. Sonra uçak sanayini kurduk. Ondan sonra TÜBİTAK'a geçtim. TÜBİTAK'ta başkan ya bilim kurulu üyesi olduk. Orada doktoramı yaptım. Daha sonra makine kimya genel müdürlüğü, Etibank genel müdürlüğü, İGDAŞ vesaire öyle gitti. Sonra bakan oldum. Sonradan da en son artık bitti derken Büyükşehir Belediye Başkanı'na teklif edildi. Yani bütün şeylerimizle tekrar memleketimize hizmet etmeye çalıştık. Hangisi daha zor Hilmi Bey? Bakanlık Beledi yapmak mı zor, Beledi belediye mi daha belediye, zor? Belediye çok daha zor. Teker teker herkese ilgileneceksiniz. Herkesle. Ve e, herkese mutlu etmek zorundasınız. Kaleciliğe benziyor. 89 dakika kurtarış yap, son dakika gol ya kötü kaleci olursunuz. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Şu anda kaç yaşındasınız? 74 yaşındayım. 74. Evet. Ama hala gençsiniz. Evet. Gayret ediyoruz. <laughs> e, dikkat ediyor musunuz sağlığını? Ediyorum. Yani öyle ediyorum. Her gün spor Ö özel, falan. Biraz alternatif tıpla ilgileniyorum. Özel taş koleksiyonum var. Onun tıbbi kısmıyla ilgileniyorum. Ha öyle taşların enerjisine falan evet, Taşlarla ilgili. Hem o hem işin estetik boyutu hem teknik boyutu. Ve alternatif tıp daha çok ilgilendiğim. O benim sanırım ki yan dalım gibi. E, o kadar ilgilisiniz. O derece ilgilenir. 30 yıldır ilgileniyorum. Mesela en çok ne, ne neyinize iyi geldi? <laughs> sırgan, sırgan neye iyi geldi? Sırgan, detoks olarak da çok iyi. Kaynatıp içiyorsunuz. Kaynatmıyorsunuz. Kaynar su üzerine döküyorsunuz. Kaynatmak yok. Aa. Kaynar su döküyorsunuz, bir buçuk dakika bekliyorsunuz. Çünkü bu sebeple başka şeyler içine giriyor. Bu tamamen e, e, vücudunuzdaki diğer e, şeyleri alıyor. Her gün bir bardak mı? Yok, her gün değil. Aslında eskiden daha düzenliydim ama e, şimdi zaman zaman yapıyorum. Ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Ayvalık'ta otlar çok meşhur biliyorsunuz. Tabii. Karadeniz öyle. Ka öyle mi? Tabii tabii. Bizim şeyimiz, mutfağımız şeye çok benzer. Ege mutfağına çok benzer. Ha. Yani çok ilginçtir yani. Çok değişik isimli otlarımız vardır. Evet. Ondan yemekler yaparız. Ayvalık'ta var eşek helvası. Evet. Çok seviyorum ben onu. <laughs> evet. Eşekler otlarmış, otlarmış. En son o otu yermiş. Evet. O yüzden onu Eşek Helvası diyorlar. Helva Evet. Güzel, evet. Zoho de bir diğer adı da ben çok seviyorum. Kışın oluyor. Çok güzel bir yer ama Ay Ayvalık. Çok. Onun için orduya geçiş kolay olur orada. E, değil mi? İkisi de sahil kenarı. <laughs> sahil kenarı. Şey Ben size geleyim de tepelerden bir eme, <laughs> bir şey alayım. Helvalı yaylalara götürelim sizi. Işte. Yedi tane büyük yaylamız var. Mendereslerle dolu. Yani isimleri de çok güzel ve şey de, tarihi yaylalar. Doğa güzellikleri. 300'den fazla şelalemiz var. Ya yani gelseniz ayrılamazsınız zaten. Tek bana dediler ki ordular. Tek sıkıntınız burada Armağan Bey. Burası kışın çok nemli dediler. Hep yağmur yağdığı için. Evet. Kışında yazında. Yani eksik söylemişler. Yazında <laughs> nemlidir. Ama o nemlilik olmasa o yeşilliği de kolay, bulmak kolay değil. Mesela su sıkıntısı çekecek bir şehir değil mesela. Ne güzel. Çok şanslı. Ya yani iklim değişikliğinde kaçılacak önemli yerlerden bir tanesi. Zaten herhalde iklim değişikliğinde herkes Karadeniz'e kaçacak mecburen. Biraz öyle olacak gibi gözüküyor. Eğer tedbir almazsak. Evet. İnşallah gerek kalmaz. İnşallah. Evlisiniz. Evet. Kaç çocuk var? İki çocuğum var. Onlar okuyor mu? Yok. E, ikisi, bir, i̇kisi yani ikisi de bitirdi. E, bir tanesi mimar. Diğeri benim mesleğimi yapıyor. Nanoteknoloji mühendisi, malzeme. Oo. Evet. Evliler. E, bir tanesi bekar. Küçük bekar. Torun? Yeni bir torunum. iki tane torunu var. Allah bağışlasın. Evet. Torun sevgisi başka diyorlar. Ordu'yu mu daha çok seviyorsunuz torunlarınızı mı? <laughs> Vallahi, şunu söyleyeyim. İkisi de emin olun, ayırt edemeyeceğim kadar e, seviyorum. Bu aynı bir politik bir cevap değil. Çok farklı ikisi de. Ama ikisi de dereceleri birbirinden farklı. Ama şey... E, çok candan ikisi de. Çok candan seviyoruz. Ordu da çok güzel bir yer. O da bizim çocuğumuz... ...gibi bakıyoruz yani daha doğrusu. Eserlere. Hiç politikaya atadığınız için pişman oldunuz mu Hengü Bey? Hayır. Hiçbir şekilde pişman olmadım. Hiçbir şeyden pişman olmadım. Hep beklediğim şeylerdi. Ne, neyi beklediysem oldu. Çok şükür. Sizinle ilgili hani benim şu anda 10-15 dakikadır konuşuyoruz edindiğim ön yargı böyle çok munis ve sakin birisi olduğunuz yönünde. Evet ona gayret ediyorum. Sanki, Sanki sinirlenmez mi? misiniz gibi. Sinirlenirim tabii ki. Ama e, şey yapıyorum e, mümkün olduğu kadar yansıtmamaya çalışıyorum. Çünkü şey, e, ama zaman zaman patladığımız oluyor Karadenizliyim ben de. <laughs> oluyor tabii. Yani. ama genel olarak hep böyle sakinsiniz. Tabii tabii. Evet. Biraz da isminden geliyor herhalde. Hilmi. <laughs> evet, Hilmi. Ne demek tam olarak? Halim Selim. Halim Selim demek. Ama Mehmet tarafı da var. <gülüyor> <gülüyor> ama sonunda <da> gülüyoruz. <gülüyor> yani önce zor oluyor. Sonra alçak gönüllü yani davranıyoruz. Bazen memetleşiyorum. Ama sonunda çok gülüyoruz. Ama zaten genel yöneticilik de Mehmetleşmeden yapılamaz Olmasay bir şey herhalde. Olmaz, hayır. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Malzemede de öyle. Sert malzeme, yumuşak malzeme çiziyor. <laughs> bir de hani yasaya uygun yapmak zorundasınız her şeyi. Siz yasaya uygun yapınca bazen halk mutsuz olabiliyor ama yapacak bir şey yok. Doğru olduğunu sürece yani doğru savunmak lazım. Acı da olsa. Onu yapmaya Kaç sevdim. yaşına kadar ordudaydınız? Aslında ben hep normal olarak Ordu yine ordudayım da yani talebeliğimde de yazları gidiyordum matematik fizik kimya kurs veriyordum karşılıksız mesela hiç ayrılmadım e, şeyden ama e, üniversiteyle ayrıldım ama her öğrenci gibi tekrar geliyordum tatillerde hiç kopmadım daha doğrusu. Ondan sonra da işte, hep herkes gibi tekrar memleketinize dönüyorsunuz ediyorsa ama hayatım ben büyük ölçüde Ankara'da geçti. Sonra İstanbul'da unutamadığım günler, yıllar oldu. İgdaş'taki çalışmalar. Sonra bakanken de İstanbul'dan hiç kopmadık. Çünkü Enerji Bakanlığı İstanbul'a çok yakın ilgiliydi her şeyle. Elektrik hatları, üretimi, rüzgar, yenilenebilir enerji. Onlarda da hep devamlı Türkiye'nin 81 vilayetine de çok önemli katkılarımız oldu. Aslında e, memleketimi tabii ki farklı görüyorum ama hemen hemen hepsinde de bulundum yani. Her yerde bir, bir şeyimiz oldu. Çok şükür oldu. Cumhurbaşkanımızla birlikte güzel şeyler yapmaya çalıştık. Bundan sonraki hedefiniz ne? Valla bundan sonraki hedefim aynen devam etmek. Erdemli bir hayat sürmek. Benim e, hayattaki prensibim ulusal uzlaşma üzerinde. Toplumsal güven. Bununla ilgili belki sosyal faaliyetler yaparım. Yani STK'lar üzerinde çalışıyorum. Davelden de öyleydi. Biraz e, şey üzerinde çalışıyorum. Nitelikli insan çalışma. Yani bir e, beyinler üzerinde çalışma yapıp e, STK'larla da topluma yön, göz, yön vermek, yönetmek değil yönlendirmek. Benim yani anahtar şeyim yönetmek değil yönlendirmek. Onunla ilgili sular şeyleri. Hilmi bey bugüne kadar Orada da yapıp da ilk yapmışım dediğiniz şey ne? İyi ki bunu yapmışım dediğiniz. üç tane gökdeleni yıktım sahilde. Onu yıktım. İyi ki yıkmışım. Orduyu 110 kilometre sahil olan bir kent, il. Oradaki bütün yanlış gidiş olması muhtemel yanlış gidişatı önlemiş oldum. O benim için çok önemli. İyi ki yapmışım dediğim o. Çok büyük engellerle karşılaştık. Ama bunu yaptık. Böylece emsal gösterecek bir yanlışlığı önlemiş olduk. Orduyu kurtardık ve bundan dolayı diğer illerde de bunu örnek alıyordu hukuki yönden de. Şimdi başka yerlerde de yıkım kararları alındı. Yani sahili halkla buluşturduk. Çok önemli. Halkı açtık. Ve bundan dolayı çok mutluyum. Benim aynı sülaleden gelen ordunun kurucu belediye başkanı da benim bizim dedemiz. Süleyman Felek de aynı şeyi, benzer şeyler yapmış. Ee, aynı şeylerden geliyoruz. Dolayısıyla onun da yani ondan da tevarüs eden bir şey gibi görüyorum. Böyle bir şey hareket yaptık. Peki keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Keşke yapmasaydım dediğim şeyler zaman zaman e, toleransla karşıladığım şeyin e, kötüye kullanılması. Bunda epey oluyor. Yani e, orada biraz daha e, şeyli olmak lazım. Toleranssız hareket etmek lazım. Bu benim tarzım değil. Ben genellikle ilk hareketi karşı, tarafa veririm. Yani karşı taraf ilk hareketi yapsın derim. Ee, ama ondan sonraki sonucuna da karşılıklı katlanırız. Yerel yöneticilikte aileye zaman ayırmak biraz zor. Evet. Bütün zamanınızı muhtemelen orduya ve orada insanlar harcıyorsunuz. Evet. Eşiniz, çocuklarınız şikayetçi mi bu Çok cızla? şikayetçiler. Çok şikayetçiler. Zaman zaman bu oluyor. Çünkü ihmal ettiğimiz oluyor. Onda da işte ailemize güveniyoruz. Eşimize güveniyoruz. Çocuklara güveniyoruz. Onlar da işi şey yapıyorlar. Yani yükleniyorlar. Zaten bu biraz da karşılıklı fedakarlık. Ama biraz ağır fedakarlık. Ya haklarını yediğini düşünüyor. Değil mi? Tabii tabii. Onda haklısınız. Çünkü eve geç gidiyorsunuz. Evet. Bayramı yok, evet. pazarı yok, cumartesi evet. yok. Hiç evet. tatili yok. Tabii. Bir de kendi kendimi de çok kandırdığımı düşünüyorum. Mesela ben emekli olunca işte karavanda dünya seyahatine gideceğim diye düşünüyordum. Eşim, çocuklarım falan. Hiç öyle hayal kurmayla olmuyormuş. Olmuyor işte. Yani bir dere kenarında istediğin yerde dur bak diye. Yok öyle bir şey yok. Yani 24 saatinizi şeysiniz. Ee, yani plan yani hepsini vakfetmiş durumdasınız. Hiç beklemediniz mi saatte telefonunuz bile tabii çalabilir. Tabii tabii her an zaten açık telefonumuz. Şeyden beri açık bu. Yani cumhurbaşkanımızla tanıştığımızdan beri. Yani telefon hep yanımızda her an. her an aranabilirsiniz. Her an bir iş düşebilir. Belediyecikte de öyle. Gece yarısı ararlar. Çünkü halkın halk sizi şey olarak görüyor. Yani başvurulacak bir merci, merci olarak kaynak olarak görüyor. Siz de ona göre hareket etmek durumundasınız. Peki mesela hiç arada ben şunu bir iki saat kapatayım dinleneyim dediğiniz olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Oluyor ama bu sefer arananları tekrar arıyorsunuz, gece olsa arıyorsunuz, dönüyorsunuz. Aynı mesai bu sefer. Tabii, tabii, tabii. Mesai saati uzuyor. Biraz kaymış olarak ama nadir yani. Zaten sessiz dalsanız gözünüzün önünde arayanları görüyorsunuz. Sizi siz neyle dinleniyorsunuz? İş değiştirerek. Evet, düşünerek yani şey yaparım, ee, sakin bir yere çekilirim, durum muhakemesi yaparım. Bir manzaraya bakarım, şey yaparım, önüme beyaz bir kağıt alırım. Oradaki sorunları o kağıda dökerim, sonra ayıklarım onu, çizerim üstüne. A Gene iş ama. Tabii gene işte. Ama şey yapıyor, zihni değiştiriyor. Zaten hayatımızda bizim emeklilik diye bir mevhum yok. Yaz tatili, kış tatili, hafta sonu falan diye yok. Hayatım boyunca da öyle. Evet. Üniversitede de öyleydi. ODTÜ'de de öyleydi. Sizin yaşam felsefeniz çalışma. Çalışmak evet. Çalışma delisi bir, biriz yani. Bir şey yani. Hanımınız için ne zor değil ben? bey? Çok zor tabii. Ben çok haklı buluyorum onu. Hani mesela... O da o, çalışıyor. O da benim yapmadıklarımı yapıyor. Ev kadını mı? mi? Ev kadını evet. Ama Erdal Esim de yapar, şey de yapar. Ama bütün çocukların hem babası hem annesi o. Torunlarım da öyle. Bu hayatın şeyi bu. Türkiye'de e, böyle. Geriye bakıp bir gün pişman olmaz mısınız acaba ya? Ben hayatımın bütün yüzde seksen beşini çalışarak geçirdim. Hiç kendime vakit ayırmadım demez misiniz? Tabii deniyor ama çok fazla üretim yaptım. Yani çok şeye katkıda bulundum. Allah nasip etti. Yasalar çıkarttık. çalışmalarda da öyle. Yani benim bütün amacım hep bir şey olmak diye bir şey yapmak. Yani ana felsefe bu. Üretmek. Bir şey olmak değil, yapmak ve üretmek. 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 Onun için de ordu da slogan olarak öyle aldık şeyi. İlki olarak da. Düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu diye. Yani düşünecek, üretecek ve yarışacak. Hiç mesela televizyon, film, kitap öyle şeylere Hiç vakit ayırmıyor musun? Hayır seyrederim o. Seyrederken hem düşünürüm hem seyrederim. <laughs> yani, hem seyrederim hem düşünürüm. Bazen tabii, tabii bakıyorsunuz o film buraya nasıl geç, geldi çünkü siz bakayım. başka tabii. bir şey tabii, düşünmüşsünüz. Tabii, tabii. Hem onu bak e, aynı anda iki üç işi birden yapmak mümkün olabiliyor. Bazen tabii o eserlerin için iyi olmuyor ama seyrederken tam kendimi veremiyorum ama o anda iki üç işi birden yapmak mümkün oluyor. Hem kafanızı boşaltıyorsunuz, hem olayı takip ediyorsunuz. Böyle bir şey geliştirdik, <laughs> özellik geliştirdik. Değil mi be? Bugünlerde belediyelerde bu e, sokak hayvanlarıyla ilgili bir tartışma yürüyor sürekli. E, bu konuda Ordu Belediyesi olarak siz ne düşünüyorsunuz? Çok zor bir soru. Çok gerçek bir soru. Yani e, Çünkü realite. Tabii çok e, önemli ve çözümü de bugünkü şartlar altında zor bir konu. Yani burada olayı bütün, bütün masaya yatırmak lazım. Yani bununla ilgili görevlerimizi bir hayvan hastanesi yaptık tam teşekkür kendi hem de şeyle yani kendi imkanlarımız çok güzel bir hastane yaptık mümkün olduğu kadar onları da şehrin paydaşları olarak görüyorum beraber yaşıyoruz onlarla ve ayırt etmeden yaşıyorum ee, ama çok zor bir soru Çünkü burada e, bazen hayvanları birkaç gruba ayırabiliyorlar yani aynı malzemedeki demir ve demir dışı gibi yani köpek ve köpek dışı gibi alıyor mesela. Martılar da hayvan. Kuşlar kuşlar da, eşekler de, atlar da. Ama burada böyle bir, biraz bir tarafa bir ağırlık verilir gibi bir hal var. Orada mesela Avrupa'ya gidiyorum, şey görmüyorum. Ben Avrupa Konseyi'nde de temsil ediyorum. Mecliste temsil ediyorum. Orada mesela yolda şey görmüyorsun, hep sahiplenilmiş. Ve antika bir şey. Orada da kömekler var. Canlar var diyelim. Ee, mesela orada paylaşılmış. Sokakta gözlerini görmüyoruz. Herkesin elinde tasmasıyla şeyiyle e, takip ediyor. Biz de biraz daha bu, tam onu yapamıyoruz. Son zamanlarda da olaylar da arttı. Yani e, ters hareketler de arttı. Yani her iki tarafta da, iki tarafında mağduriyetini görüyoruz. Ve çok ciddi bir şekilde bunun yasal olarak ele alınması lazım. Bunun, çağdaş bir şekilde el alması. Bunun yani. yolu kısırlaştırmaktan Yapıyoruz geçiyor. Yapıyoruz onu biz. Yapıyoruz ama öyle bir e, popülasyon hesabını beceremiyoruz şu anda. Yani dışarıdan gelen şeyler var. Bölge dışı gelen e, Bitirip bırakıyorlar değil mi? Bırakıyorlar evet. Yani kendi sahanızı kontrol edemiyorsunuz. Devamlı dışarıdan bir giriş dışarıdan var. Dışarıdan giriyor. Belki bizden de oraya gidiyor. Her yani böyle bir şey var. İlçelerin durumu önemli. Mesela çoğu hepsinin büyük şehirde olduğunu zannediyorlar. Asıl toplama işi şeyin ilçelerin meselesi ama hepsi bizim işimiz sonuç olarak. Yani hepsine biz sorumluyuz ama çok zor bir sorun. Yani bunu mutlaka çok e, hem ahlaki olarak, hem yasal olarak, hem etik olarak, hem vicdani olarak ele alınması lazım. Hem paydaşımız şehirde beraber yaşıyoruz. Ama bir yandan da çok zor bir sorun. Onun için olayın, mesela ben kısırlaştırmayı da ben biraz daha ileri düşünüyorum. O da hayvanın özgürlüğünü kısıtlamak. Kısıtlamak yani kısırlaştırdığınız zaman belki bizler rahat ediyoruz ama onu da herkes sahasını, yaşamını sınırlandırıyorsunuz. E tabi sadece o zaman cins hayvan kalacak. Tabi. Veyahut da o haliyle kalacak. O hali yaşayacak. Ha. yani hayvanlara, canlılara bakışını da değişiyor. Onlar bize acaba nasıl bakıyorlar? Onlar bizim kısırlaştırmamızı isterler mi? Böyle başınıza enteresan bir olay geldi mi? Böyle hayvanlarla ilgili evet. oldu da. <laughs> Çok geldi. <laughs> evet. yani bir tanesini anlatım. anlatayım. Buyurun. Bir Ocak ayıydı. Geç vakit kar yağıyor. Lapa lapa Karadeniz'de. Gece yarısı saat işte geç vakitlerde. 10.30-11'e doğru Telefon geldi. İki tane kız çocuğu. Ağlaşıyorlar. Hayırdır filan dedim. Kedimiz öldü dediler. Evet. Ben de üzüntülerimi belirttim. Ne yapabilirim dedim. Defnedilmesini istiyoruz dedi. Yarın yapalım dedim yani her şeyse. İlk fırsatta sabahtan şey yap. Yok dedi şu anda istiyoruz. Ondan sonra şu anda defnedilmesini istiyoruz. Dedim ben peki ama yani nerede peki dedim şey kediniz. Buzdolabında dedim. Buzdolabına koymuşlar. Hem ağlıyorlar. Ben araba gönderdim. Aldırdım. Hemen zannettim ki yani yakınlarında bir yerde biraz uzakça bir ilçemizde. Gece yarısı oraya götürdük. Gece yarısı saat bir buçukta Parların ışığı altında bir fındık bahçesinde de defnettik. Gön gönülleri olsun diye. Belediyecek böyle işte. Bir yandan çok güzel. Evet. Tabii öteki taraftan baktığınızda da bir miktar hayvansever kapısı de var işin içinde yani. Bilemiyorum. Artık onu aşırı sevgi mi diyelim? Böyle bir şey. Ama gönlünü yapacaksınız. Sizin direkt cep telefonunuzdan mı var? Evet, işte? evet evet evet. Sizin o cep herkes de açık, var mı? Açık, açık. Herkes de var. Herkes de var. İki telefonum var. Biri özel işlerimize biraz daha onu kullanıyorum ama o da herkesin elinde. Bir de resmi olan var. İkisi de açık. ikisi de hepsi de var zaten. Hepsi arıyor, arıyorlar. Valla ben mesela Ayvalık'ta yaşıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hayvanlarıma bir şey olsa aramam yani. Vallahi aramam. Deyip, tanışıyoruz o biz. O da şeydir çok atak, hay, Yücel, hay, Bey, hay. Evet. Yücel Bey. Şey ha, bir tanışırız şey. yani hani. Aramızda Ener iyi energik. plan, aramam yani. Evet. Hani. Aradılar. İyinci. Ama biraz ya. da şey e, tanıdığımız bir ailenin de şeyiydi. O, o, o zaman şey. tamam. Evet. Aradı tanıdıklar evet, var evet, yani. Evet, Şimdi evet. bunu anlattınız. Şu, <laughs> Bütün hayvan epopeyedenler. Sizler mi Yok, bunu. Tanımayanlardan da geliyor. Mesela böyle şeyler var. Ya bunların içinde e, zor konular da var. Çok değişik şeyler istiyorlar. Hepsini yapacaksınız. En azından dinleyeceksiniz. Çözüm arayacaksınız, siz çözüm olmasanız çözümünü bulacaksınız. Kadar. Belediye başkanlığı böyle. Himmi Bey, siyaset bitmeyen bir şey değil mi? İnsan 60 yaşında da yapsa, 70 Hayır. yaşında da yapsa bitmiyor. Evet, o, onu ben görüyorum. İsteseniz de olmuyor. Bir de tabii yaptığınız şeylerden dolayı da arkada epey bir eser de bırakınca... ...onunla paydaşları, ilgilenenleri de sizi arıyor. Bir de Türkiye'de, Türkiye çok aslında çok samimi bir ülke. Yani herkes her şeyi arayabiliyor. Yani bir resmiyet yok. Belki de biz öyle bir çizgi çizdik. Ya yani emekli de olsanız, başka bir yerde de olsanız size mutlaka <laughs> bir şey çıkıyor, bir başvuru çıkıyor. Anladığım siyasetin emekliliği yok. Yok hayır, yok. Emekli yok, siyasetin emekli yok, hakikaten yok yani. Böyle bir de, biz de sanki biraz bundan hoşlanıyor gibiyiz yani. Yani öyle olsa çekilirsiniz, telefonlarınızı kapatırsınız, çıkmazsınız. Biz de ona yatkınız herhalde ki karşılıklı sürüyor bu. Ama ben bugüne kadar bir tek Ahmet Necdet Sezer'i gördüm. Bıraktım deyince hiç ortalarda gözükmeyen. Evet. Bak, geri kalan herkes hep Biz böyle... beraber de şey yaptık. Bizim dönemimizde de Cumhurbaşkanı'ydı. Ee, evet az yani gözüküyor. yani Ama zannediyorum bazı şeylere katılıyorlar galiba programları Çok az. Evet veya öyle yansıyor ya da bir, ya çekmiyorlar onu bilmiyorum <laughs> o da mümkün Evet. anlatmıyorum öyle olduğunu ama orduyla ilgili en büyük hayaliniz ne orduyu e, kendi kendine yeten bir marka şehir haline getirmek e, bu arada e, orayı bir çekim merkezi haline getirmek özellikle Karadeniz'de biz komşularımız olarak Samsun'u Giresun'u, işte Sivas'ı, Tokat'ı görmüyoruz. Ya yani Ukrayna'da, Rusya'da bizim bir şeyimiz, Gürcistan'da, bütün Avrupa'da komşumuz. Karadeniz'in bir sahilindeyiz. Hiç durmadan giderseniz karşınızda Rusya ile Ukrayna var. Bu savaşın bitmesi de ordu çok önemli bir yere gelecek. Limanlarını yapıyoruz. Savaş sonrası kalkınma sayısı. Bir de çok güzel bir şehir. Ve giderek de yani bu iklim değişikliği buraya göre... Ee, Cacip bir hali getirecek orduyu. Onun için ordu daha bir yer olsun diye depremden ve heyelanlardan uzak bir e, afete karşı dirençli bir kent yapmaya çalışıyoruz. Halkı zaten şeydir, sanatkardır. Çok e, özel bir halkı vardır. Özgül Arı Yüksek de bir şeyi vardır sanatıyla. Mesela 1930 yılından beri tiyatroları vardır. Şu anda mesela tarihi eserlerinin az olduğu bir bölge diye düşünülür Karadeniz bölgesi. Ama bir Ege gibi zenginliklerini keşfediyoruz şu anda. Özellikle o dronların çıkması çok önemli. Çıkamayacağınız yerleri dronlarla görüyorsunuz. Ve oralarda çok enteresan şeyler bulduk. Kalıntılar bulduk, tarihi eserler bulduk. Yani e, sürprizler yapabilir Karadeniz, ordu yapabilir. Bir de ordu İstanbul'da ikinci nüfus e, Sivas'tan sonra. Burayla bir deprem sonrası Allah korusun. Ordu çok Geriye göç. Yedek şey yapabilir. Rezerv alan olabilir. Geriye göç olur Geriye diyorsun. göç olabilir. onları, onları da düşünüyoruz. Tabii tersi de olur da Allah korusun tabii. Hepsine tedbirini almak durumundayız. Bunları yapıyoruz. Onun dışında da e, yeşil ekonomi diye bir şey başladık. Ben tarıma çok ağırlık veriyorum. Fındığa ve ürünlerine, e, tıbbi aromatik bitkilere ağırlık veriyoruz. Bunlar önemli çalışmalar. E, ve e, kendi kendine dediğim gibi yeten bir kent, kent olsun diye düşünüyorum. Bunu yaparken de biraz bilimsel çalışıyoruz. Türkiye'de bilime dayalı bir siyaset geleneği yok. Onun için biz bilimsel çalışıyoruz burada. Ve her şeyi verileriyle e, ve gerekçeleriyle oluşturuyoruz. Bir gelecek yüzyılın çok güzel bir şehri olacak diye düşünüyorum. Yani. Günde kaç saat çalışıyorsunuz Dürümün Bey aşağı yukarı? Belki size komik gelebilir ama 18 saatten fazla yani bazen 20. Ee, ama tabii bir ara dinleniyoruz yani bir şekliyle. Ama hakikaten çok yani arkadaşlar da öyle çalışırlar. Ya yani biz biraz çalışma delisi bir ekibiz. Yani şeyde de öyleydi. Davet Bakanlık'ta da öyleydi. İgdaş'ta da, İstanbul'da da öyleydi. Çalışmadan başka bir şeyimiz yok ki. Zaten bunun için yaratıldık diye düşünüyorum. Bir şey yapacaksınız, bir şey olmaya çalışacaksınız, bir şey yapmaya çalışacaksınız. Bir de ben şunu gördüm, yani hazırlık yapmak için her olayın... ...bir hazırlığı var. Yani hazırlığınız olursa... ...tesadüflerle şey yapmazsınız, karşılaşmazsınız. Eşiniz artık yeter... ...biraz da bize ait ol demiyor evet, mu? Her zaman. Şöyle. <laughs> Şöyle. Maalesef. Maalesef. Ama o da alıştı yani. karşılık. O da çalışıyor çünkü. O da dinlenmiyor. Çünkü benden boşlukları o ta tamamlıyor. Evet. Ama iyi torunla yetişiyordur. Çalışan dede görmek önemli bir rol modelsiniz. Öyle, öyle. Yani öyle. O çocuklar da iyiler yani. Gayet iyiler. Onlar da kendilerini çalışıyorlar. Yan çalışmaları var. Kısacası yani bu bir yaşam tarzı. Yani ben bir de hep diyorum yani şans hazırlıklı beyinlere yardım eder. Yani hazırlığınız varsa olayları önceden karşılarsınız tedbirini alırsınız. Ondan dolayı da epey bir şey yaptık yani ortaya. Mesela yenilenebilir enerjide bir sürü rüzgar türbinleri, işte güneşti, jeotermaldi. Onlar alternatif şey olarak, kaynaklar olarak çıktı ortaya. Bir sürü baraj yaptık. DS o zaman bize bağlıydı. Boru hatları vesaire. Bunlar hepsi önceden öngörmeseydiniz olmazdı. Ben partinin de kuruluşunda yer aldım. Ve burada da ana politikaları oluşturduk. da yazdık. Diğer şeyleri yaptık. Bunlar hep bir birikimin sonucu. Dolayısıyla birden olmuyor bu işler. Hep bir bayrak yarışı şeklinde devam ediyor. Onun için de e, hazırlığınız varsa başarılı oluyorsunuz. O da çalışmayla oluyor. Çocuklarınız da siyaset atılsın ister misiniz? Ee, bir tanesi sanki atılacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, söylemiyor ama izliyor. Çok yakın izliyor. Uyarıyor. Yani öyle, şey, öyle bir şey var. İçine o kurt, kurt düştüse yapacak bir şey yok Hilmi Bey. İçine o kurt düştüyse yapacak düştü. bir şey yok. Tabii yani ya olabilir. Ee, ayrıca torunum da e, akıllı bir çocuk. <laughs> o da o olan şey yani. Böyle ilginç. <laughs> onun da <hem> dedesi şey, <laughs> o da bakan eski bakan Osman Bey Pepe Çevre Bakanıydı. Büyük kızımın biz dünürüz. Yani onun da e, biraz teknik gözüküyor ama belli olmaz. <laughs> şey yapabilir. İster misiniz? Ee, İsterim. Yani başarılı şeyler yapacaksa isterim. Hayattayken de görmek isterim. Yani en azından danışmanlık yaparız ona. <laughs> Allah kendinden evet. versin. Geldiğin için çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Tamam. Bir gün e, inşallah Ordu'ya gelip... ...sizle beraber gezelim bakalım. Çok ben... sevinirim. Nerede şey şey yaşayabilirim? Şey <laughs> Eski usul şey de yaparız. Pasta, tenekede midye pişiririz. Of! Çok severim biliyor musunuz? <laughs> Benim çocukluğumda... Ben herkede büyüdüm. Amerika'da çok pişirirdik pasta, tenekede midye. Evet. Ama artık kalmadı. kalmadı. Mide kalma çünkü. Balık yaparız. Zaten Hilmi Bey şimdi pasta seneke de mide yapmaya kalksak derler ki o tenekeden zehirlenirsiniz. Halbuki çocukluğum boyunca bir şey en hiçbir şey olmadı. Olmadı bize bir şey <laughs> Eski toprak. <laughs> Geldiğin için tekrar çok teşekkür ederim. teşekkür, ederim. Çok keyifli sohbetti. Sağ olun. Sohbet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.